Azerbaycan'da muhterem devlet başkanı İlham Aliyev beyefendinin tensip ve emirleriyle Bulgaristan asıllı Sayın Mariana Toteva Vasileva hanımefendi Gençlik ve Spor Bakanı yardımcısı görevine getirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 29 Kasım 2021 tarihli emriyle Mariana Vasileva Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atandı. Kendisi aslen Bulgaristanlıdır. Mariana Vasileva, Azerbaycan ritmik jimnastik takımının baş antrenörü olarak çalıştı. Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği olarak Mariana Vasileva ile görüştük ve Bulgaristan Türklerinin Sesi Gazetesi Bultürk Azerbaycan temsilcisi olarak röportaj yaptık. Ayrıca Mariana Vasilevna'nın Azerbaycan dilinde mükemmel konuşması sadeliği, samimiyetiyle dikkatimizi çekti. Röportajı olduğu gibi sizlere sunuyoruz. Merhaba Mariana Hanım, nasılsınız? Çok iyi, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Mariana Vasileva, Bulgaristan'ın Targoviste şehrinde doğdum. Ritmik jimnastik yapmaya başladığımda 6 yaşındaydım. 1997 yılında memleketimde ritmik jimnastik kulübü kurdum. 2002 yılında Sofya'daki Levski Club'da çalışmaya davet edildim. Davet ünlü teknik direktör Neşka Robeve'den geldi. Daha sonra bir grup gencin baş antrenör olarak atandım. 2008 yılında Azerbaycan milli takımının Pekin'deki olimpiyat oyunlarını hazırladım. Orada takımımız finale ulaştı. Daha sonra 2008 yılının sonunda ailemle birlikte Bakü'ye taşındım. Bugün hala burada yaşıyoruz. Burada 13 yıl baş antrenör olarak çalıştım. Şimdi Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısıyım. Bulgaristan'dan ne zaman geldiniz? Bahsettiğim gibi 2008'in sonunda bütün ailem, eşim ve iki kızım buraya taşındı. Kocam bir futbol antrenörü. 2008 yılı başlarında Azerbaycan Milli Ritmik Jimnastik takımıyla çalışmaya başladım. Azerbaycan'la ilişkileriniz nasıl kuruldu? 2007 yılı sonunda Azerbaycan Jimnastik Federasyonu Genel Sekreteri tarafından grup takımı ile çalışmak üzere davet edildim. Bakü'ye böyle geldim. Bakü'yü ilk ziyaretim 2007 yılında Bulgar Genç takımıyla oldu. Azerbaycan'ın başkentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Rus takımından sonra ikinci olduk. Böylece 2008 yılında çalışmaya başladım. Birkaç ay Bulgaristan'da çalıştık. Aynı zamanda Bulgaristan ve Azerbaycan'dan jimnastikçiler yetiştirdim. Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Bakü'ye gelmem teklif edildi. Burada kalmaya nasıl karar verdiniz? Burada kalmaya karar verdiğimi söyleyemem. Bu karar hemen alınmadı. Önce ailemle buraya gelip milli takımda çalışmaya karar verdim. Planlarım burada uzun süre kalmak değildi. Birkaç yıl burada çalışıp uyum sağlamanın ilk başlarda zor olduğunu söylememe izin verin. Bulgaristan'da olduğu gibi burada ritmik jimnastik geleneği yoktu. Başlayabileceğim bir ekip yoktu diyebilirim. Personel, sporcular ve antrenörler çok sınırlıydı. Belirlenen görevler çok ciddiydi. Bu nedenle çalışmaya devam etmek çok zordu. Bir süre sonra tüm ailemizin burada kalmasına karar verdik. Bu planlanmadı. Burada bana ihtiyaç duyulduğunu anladım. Bütün ailem burada çok iyi hissediyor. Kendimizi olmamız gereken yerde gösterme fırsatı bulduk. Azerbaycan ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler nasıldır? Azerbaycan ve Bulgaristan her zaman sıcak ilişkiler içinde olmuştur son yıllarda ilişkilerin daha da yakınlaştığını söyleyebilirim. Bulgaristan Cumhurbaşkanı birkaç kez Azerbaycan'ın başkentini ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Bulgaristan'da Rosen ile görüştü. Ayrıca pandemi öncesinde Bulgaristan ile Azerbaycan arasında iyi ilişkiler nedeniyle Bakü ile Sofya arasında direkt uçuş başlatıldığını da söylemeliyim. Maalesef Pandemi nedeniyle durduruldu. Şahsen bu uçuşun yakında yeniden başlayacağını umuyorum. Bu her iki ülkede turizm için çok önemli. Azerbaycan ile Bulgaristan arasındaki spor ilişkileri nasıldır? Genel olarak Azerbaycan ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler sadece spor alanında değil, uluslararası ilişkilerde de çok iyidir. Çeşitli alanlarda düzenli olarak Deneyim alışverişi yapılır. Burada Azerbaycan'da sanayinin çeşitli alanlarındaki Bulgar uzmanlar çalışmaktadır. Spora gelince, burada geçirdiğim 13 yıl boyunca Azerbaycan'da yeni gelişen sporlarda sporcular ve antrenörler başta olmak üzere birçok spor federasyonunun bilgi ve deneyimlerinin kullanılmasına tanık oldum. Bazıları hala çalışıyor. Bulgar spor yöneticisi burada uzun süre çalıştı. Bu ilişkinin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü iki ülke de aynı yöne bakıyor. Spor, turizm ve kültür alanlarındaki faaliyetlerin daha da artırılması gerekmektedir. 1950 ile 60 yılları arasında Azerbaycan Akademisi'nden birçok profesör, doktorlar Bulgaristan'a gönderildi. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Ne yazık ki bu konu hakkında kesin bilgiye sahip değilim. Azerbaycan'da olduğu gibi Bulgaristan'da da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce her zaman eğitimli insanlar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sanat ve bilim alanında. Bu nedenle o zaman işbirliği yapmalarına şaşırmadım. Bul türk olarak yoğun programınıza rağmen bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yeni işiniz hayırlı olsun. Başarılarınızın devamını dileriz. Bana ve işime gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güveni haklı çıkarırım ve Azerbaycan sporunun gelişmesine katkıda bulunurum. Bu arada elbiseniz çok şık, çok güzel görünüyorsunuz. Çok sağ olun. Mehseti Hüseyinova, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Bulgaristan Türklerinin Sesi Gazetesi, Bul Türk Azerbaycan'ın Fahri Temsilcisi, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, Bul Türk ve Bulgaristan Türklerinin Sesi Gazetemizin Azerbaycan Fahri Temsilcimiz, değerli kardeşimiz Mesut Hüseyinova'nın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Muhterem İlham Aliyev Beyefendinin 29 Kasım 2021 tarihli emir ve tensipleriyle Bulgaristan asıllı Sayın Mariana Toteva Vasileva hanımefendinin Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak göreve getirilmesinden dolayı saygıdeğer bakan yardımcısı hemşerimizi içtenlikle tebrik ediyor. Görevinde başarılar diliyoruz. Yapmış olduğu bu tarihi söyleşi nedeniyle Azerbaycan-Bulgaristan ilişkilerinde olumlu katkıda bulunan temsilcimiz Sayın Mehmet Hüseynova'yı derneğimiz Bul Türk ve gazetemiz adına en içten duygularımızla kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu vesileyle dünya üzerinde çok sayıda ülke ve devlet başkanlarının kendi ülkelerini ve uluslararası ilişkilerde demokrasi ve özgürlük havariliği yaparak dünyanın jandarmalığına savunan güçlere karşı demokrasi ve insan hakları yönünden insanlık dersi vererek emaneti ehline veriniz. Özlü sözünün gereğince emaneti ehline veren, Azerbaycan Devlet Başkanı Muhterem İlham Aliyev Beyefendi, din, dil, ırk ayrımı yapmadan gerçekleştirmiş olduğu bu icraatından dolayı Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Bultürk ve Bulgaristan Türklerinin Sesi gazetamız adına en kalbi duygularımız ile tebrik ediyor. Saygı ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. İyi ki varsınız İlham Aliyev. Rafet Ulutürk, Bultürk Genel Başkanı